Evet, yine beraberiz, yine buluştuk. Ben yine hemen araya sıkıştırıyorum. Video başlamadan önce beğen butonuna basmayı unutmayın ve sorularınız olursa videonun altına mutlaka yorum olarak yazın. Mehmet Ali Hoca'nın kanalına hoş geldiniz. Başlıyoruz. Arkadaşlar, bugün sizlere kilo verme sürecinde olan ya da böyle bir hedefe giren insanlarda yapılan en büyük 3 hatadan bahsedeceğim. Şimdi en büyük 3 hatayı yaparsanız kilo veremezsiniz arkadaşlar. Sık sık da duyarsınız etrafınızda. Her yolu denedim, aç kaldım, spor yaptım, 15 saat koştum, merdiven çıktım, indim, yemedim ama kilo veremedim. Ama sonuç yok. Tartıya çıktığımda 100 gram vermişim. O da 100 gram vermemişsindir. Tartıda arıza vardır. Ondan dolayı fark da çıkıyordur ya da su falan içmişsindir. Çünkü arkadaşlar bu 3 hata yaptığınızda kilo veremezsiniz. Şimdi o 3 hatayı böyle değerlendirerek maddeler halinde sıralayalım. Bu arada sayacağım bu 3 madde arkadaşlar benim yıllardır, yani 12 senelik bir meslek hayatım var. Bunun 9 senesi uzaktan eğitimle beraber de oldu. Ve bana gelen öğrencilerden, yani 9 senedir yüzlerce belki binlerce öğrenci çalıştırdım. Özellikle yaptığım, hani bana gelmeden önce neden sonuç alamamış da gelmiş adı altında yaptığım analizlerde en çok gördüğüm 3 madde bu. Birinci madde arkadaşlar, spordan sonra bir şey yemiyorum hatası. Spordan sonra bir şey yemezseniz metabolizmanızı öyle bir hantallaştırıyorsunuz ki arkadaşlar, yani kilo vermenizi imkansız bir hale getiriyorsunuz. Kilo vermemek için elinizden geleni yapmış oluyorsunuz çünkü bu çok büyük bir hata. Bunun iki sebebi var. Birincisi, spordan sonra yaptığınız egzersizlerden sonra protein takviyesi almazsanız, yani protein içeren gıdalar ya da işte takviyeler tüketmezseniz arkadaşlar kaslarınız zayıflayacak. Kaslarınız her zayıfladığında, siz her kas kaybettiğinizde antrenmandaki veriminiz düşecek. Bu sizin antrenmanda harcadığınız kalori miktarını azaltır. Antrenmanda yaptığınız egzersizlerin kalitesini düşürür ve kaslarınızın çalışma oranı çok daha fazla böyle yerlere doğru inmeye başlayacak. Yani siz kısacası antrenmanınızın kalitesini, harcayacağınız kalori miktarını ve vereceğiniz kiloyu çok zor bir duruma sokuyorsunuz. İkinci kısmında, spordan sonra vücudunuza, kanınıza gıda karıştırmazsanız kan dolaşımı yavaşlayacaktır. Çünkü kan dolaşımının hızlanmasının sebebi içine karışan besin kaynaklarını gerekli yerlere görev olarak ulaştırması. Siz antrenmandan sonra bu gıdaları kana teslim etmezseniz, içine karıştırmazsanız kan gerekli dolaşıma daha fazla hızlı bir şekilde çıkma gereği duymayacaktır. Kan dolaşımı yavaşsa vücudunuzda metabolizmanız da yavaş demektir. Her zaman söylüyorum, tekrar söyleyeceğim. Sizin için kritik nokta metabolizma hızınız. Ve 17-18 yaşında değilsek bunu farklı yollarla temin edeceğiz. Bahsettiğim şekilde antrenmandan sonra protein almak metabolizma hızınızı arttıracaktır. Spor yaptım, o kadar emek verdim, yemek yemeyeyim. Ya yemek yemezsen işte o zaman emekleri çöpe gidiyor ve kilo veremiyorsun. Geldik ikinci maddeye. İkinci madde arkadaşlar, su tüketimi. Birçok insan, yani özellikle bu son yıllarda çok popüler oldu. İşte canım su istemiyor, su içmeyeceğim. Ya suyu canın istediği için içmeyeceksin zaten. Biz burada başka bir şey yapıyoruz. Biz burada sağlıklı yaşamaya, fazla kilolarımız varsa kilolarımızı vermeye ya da kilo almak istiyorsak kilo almaya çalışıyoruz sağlıklı yollarla. Bunun için de suya mecburuz. Su olmazsa hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çünkü vücudunuzda yediğinizi, içtiğinizi ya da içerideki çalışmaları, bunların hepsini destekleyecek, gerekli yerlere götürecek ve çalışmaları devam ettirecek şey sudur. Sadece kilo verme süreciyle alakalı değil, kilo almak isteyen insanlar için de su içmek zorunludur. Yani 3 litre ile 5 litre arasında su tüketmeniz gerekiyor. Genel bir tablo çiziyorum ve ortalama rakamlar veriyorum çünkü bu kişiden kişiye göre değişkenlik gösterilebilir. Ben 4 litre ile 5 litre arasında içiyorum arkadaşlar. Evet, geldik 3. hataya. 3. hata spor yapan insanlar için. Artık yani zaten benim kanalıma abone olup da spor yapmayanız varsa, kelimelerle söylemiyorum, el işaretimden ne yapacağımı anladınız. Derhal defolup gitsinler benim kanalımdan. Şaka şaka, buraya oturun, izlemeler düşmesin. İzlemeler önemli. Tabii spor yapmayanlar da izlesin. Herkes izlesin. 3. madde, dediğim gibi spor yapan insanlar için. Sporu yanlış yapan insanlar için. Yanlış yapmaktan kastım yazılan antrenman programlarının sistemleri falan filan değil. Sadece odaklanmama problemi. Arkadaşlar, spor salonuna gittiğinizde şöyle bir gözlem yapmaya çalışın. Ya da evde kendiniz spor yaparken kendinizi gözlemleyin. Ya set aralarında 30 saniye dinlenmeniz gerekirken, bunu zaman zaman ben de yapıyordum da ben çok şükür böyle birkaç senedir tamamen kökten çözdüm bunu artık. Çünkü telefonumu kapatıyorum antrenmanda.
telefonla oynuyoruz, yanımızdakiyle konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, bir yere dalıyoruz, telefona dalıyoruz, televizyona dalıyoruz. Ya ben set arasında iddia oynayan bile gördüm spor salonunda. Adam kupon yaptı set arasında, maça yetişeceğim dedi, kuponunu bıraktı geldi. Size yemin ederim set arasında sigara içen insanlar tanıyorum. Ya oraya spora gelmiş. Müziğinizi açın, odaklanın, bir kronometre açın kendinize, bir hedef koyun, o antrenmanı tamamlayın. Yani hem sağlıklı olmak için, hem mutlu olmak için, hem de iyi bir form yakalamak için şu antrenmanda odaklanın. Sizin de bu video dönüm noktanız olsun ve lütfen antrenmanlarda güzel sonuç almanızı istiyorum çünkü. Benim videolarımın altına seni dinledik, iyi sonuç aldık demenizi, yani böyle yazılar gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum ama hepinizin yazmasını istiyorum. O yüzden antrenmana odaklanacağız. Bu 3 hatayı da bir daha yapmayacağız. Videoyu beğenmeyi, önerilerinizi ve sorularınızı altına yorum olarak yazmayı unutmayın. Bir de orada bir zil işareti var. O zile basarsanız haftaya yine görüşürüz. Hoşça kalın.